Cahil Köpekler'in 5. sezonunun 7. bölümüne hoş geldiniz. Ben Eren Bora Ercan ve arkadaşım Serdar Nalçakar. Gözlerinizdeki sekülerizm perdesini cehalet bıçağıyla açmaya devam edeceğiz. Abi selam, hoş geldin. Merhabalar. Sen kilolu musun abi? <laughs> <laughs> Geçen bölüm karakterli misin? Bu bölüm kilolu musun? Hayırdır? Kızına beni mi alacaksın? kilo Ben kiloluyum. Yani. yani eğer... Ne kadar abi kilolusun yani? Şöyle söyleyeyim. Bir keresinde bir arkadaşımla bir mekana gitmiştik. Kız beni kaybetmiş. Lavaboya gitmişti. Bir garsona şöyle sorarken gördüm. Ben de arkasındayım o esnada. Burada gözlüklü şişman bir çocuk vardı gördüğünüzü <laughs> diye. Öyle kiloluyum. Ki sen mesela hani diyetisyene gidecek kadar mı şişmansın? Ben hiç diyetisyene gitmedim hayatım boyunca. Abi benim hayatım diyetisyenlerde geçti. Öyle mi? Evet. 40 yaşındaysam, bu 20 senesi diyetisyenle geçmiş olabilir yani <laughs> gerçekten. Normalde aslında diyetisyene gittiğin zaman ilk bilgiyi bir bir saat içinde veriyor. Yani o bir saat bile değil, yani bir Yarım Bilgi saat. Bilgi de şu mu abi kilolusun? <laughs> Yok az ye. Yani. Ha, evet tamam. <laughs> <laughs> evet, ben de zaten tam olarak öyle düşünüyordum. Yani bunu varyasyonlu yapıyorlar işte. yani. Sık sık ye, az ye ya da işte karbonhidrat diyemiyor. kadar peynirle başlayan bir maceran oluyor. Konsept bu yani. Hani sana az ye demesi için birine Anladım. para veriyorsun. Sen niye zayıflayamıyorsun mesela? Çünkü sana az ye demesi için hiç kimseye para vermedin. Evet. Değil, <laughs> Değil mi? <laughs> Çünkü ben az yemem yani. Diyesin mantığı şu. Hani o parayı vereceksin ki ulan para verdik, az yiyelim gibi. Para boşa gitmesin gibi. yani yani. Bence diyetisyen milletin lokmasını sayan bir bölüm yani rızık düşmanı. Kültürümüze ters. Rahmetli babaannem hani beni yedirerek sevdiğini gösterirdi Yani <laughs> ne kadar kiloluysam o kadar sağlıklıydım onun için yani. Normal kiloma eriştiğim zaman bana, <laughs> bana yapılan <laughs> muamele hasta mısın oldu yani tarife. Uygulanan tarif O yüzden ya yani diyetisyenlik bölümü zaten hani Türk kültürüne ters. Bir de ben şeyi anlamıyorum abi. Şimdi ben mesela her gittiğim diyetisyende aşağı yukarı aynı şeyleri söylüyorlar. Şunu şunu yiyeceksin, şunu şunu yemeyeceksin. Şu saatlerde yiyeceksin. Bunlar söyleniyor. Ondan sonra da bitiyor diyetisyenli olayın. Daha sonra kontrole gidiyorsun. Hani ben kendi kendime yapamıyorum. Gerizekalıyım. Kendime sözüm geçmiyor. <laughs> beni kontrol eder misin gibi sürekli ona gidip gelmeye başlıyorsun. Burada anlayamadığım şey şu. Bilgi bu, diyetisyen olmak için. E, 4 sene ne okuyorlar oğlum bunlar? <laughs> <laughs> i̇şte şey milletin lokmasını saymayı öğreniyorlar hani hakikaten yani 4 sene ne işte gizemlerini koruyan bölümlerden biri de diyetisyenlik gelecekler evet. ve şu aralar çok revaçta bir de. Şey gibi mi acaba bu da hani istihdam sağlamak için mi yani böyle moda tasarım ya da gıda mühendisleri gibi? Hani istihdam evet, olsun evet. diye açılmış bölümlerden birisi diye ben. Yani muhtemelen evet. Başladım. Ve hani gerçekten ne kadar farklı varyasyon olabilir ki yani kilolu bir insan işte az yiyecek abi Bit Ya bir de hasta olunca mesela Google'dan bakıyorsun aşağı yukarı ne olduğunu anlıyorsun evet. ya. E Kiloluysan da çıkıyor yani ne yapman <laughs> gereken orada <laughs> yazmış adam bir sürü deli gibi içerik var yani senin ne yapman gerektiğine dair. Belki yani diyetisyenlik fakültesindeki kibrit kutusunun ölçüleri nelerdir yazınız falan gibi sınavda soruluyor olabilir. Ya da müşteriyi nasıl oyalarsın. Edici. hani kendi bağımlı hale getirmen gerekiyor ki ekmek götür eve. Aslında sen ekmek götürmek için eve başkasının ekmeğini kesiyorsun gibi bir şey. Acımasız. Acımasızca bir iş. Biraz şey gibi diyetisyenlik. Dizi gibi gelmeye başlamıştı bana bir noktadan sonra. Yani dizi izlemeyi de sevmiyorum. Çünkü normalde Hı -hı. bir saatte bitecek bir olayı yani böyle 110 saate süründüre süründüre bölüm, sezon uzatıyorlar ya mevzu yani. Normalde bir saatlik Hı -hı. bir konsept yani. E diyetisyenlik de öyle abi. Normalde baktığın zaman YouTube'dan aç izle. Mesela ben son diyet programı YouTube'dan öğrendim. <laughs> yarım saatte dinledim adamı. Sonra onu uygulamaya başladım ve işe yaradı yani. Dolayısıyla keris silkeleme gibi geliyor bana. Bir de şöyle bir durum var. Ben hiç zayıf insan görmedim diyetisyene giden. Kilo verdim ve bunu diyetisyene borçluyum diyen görmedim. İşte genelde kilolu insanlar bir 5-10 kilo vücuttaki ödemi atıyorlar. Sonra o 10 kilo'yu 20 kilo olarak geri alıyorlar. Genelde benim diyetisyenlere giden insanlarda gözlemim bu yönde. Doğru. Bizim bir tanıdığımız diyetisyen etmişti. Bundan seneler önce 90'lı yıllar falan. Şimdiki bir popüler bir meslek değil. Kimse bilmiyor. Hatta o zamanlar yetten ziyade rejim falan deniyordu. İşte Perhis falan. Kadına şey demiş. Kibrit kutusu kadar peynir yiyeceksin sabahları. Bu kadın da bakkal abi tamam mı? Bu şey zannetmiş. Kibrit kutuları hani böyle 20'li kutular halinde toptan olarak geliyor ya, büyük halinde. <laughs> o kutulardan sanmış ve her sabah bir kalıp beyaz peynir yemiş. <laughs> Müthiş. Iyi. Yani daha sonra da niye kilo vermedim diye bir de şikayete gitmiş. Yoğun tartışmalar sonucu ortaya çıkmış. Kadın şey demiş yani ben bitiremiyorum bu peyniri. Biraz daha az yesem olmaz. Mı? Yani çok bu peyniri. <laughs> kibrit kutusu olayı zaten çok irite ediyor insanı ya. Yani her diyetisyene gittiğimde umarım kibrit kutusu kadar demez ya da hani öyle bir şey yazmaz diye gittiğimi hatırlıyorum çünkü. Yani onu görünce zaten demoralize oluyorsun kibrit kutusu. 90'lardan yapılan her diyette Kibrit kutusu kadar peynir yazıyor. Ama hangi kibrit kutusu kadar? Gerçekten onu söylemiyor hiç kimse. Bir de niye peynir? Hep peynir. Başka bir şey de konulmuyor yerine. Diyetisyen kahvaltısını görünce moralim bozuluyor benim. Halbuki ben hiç yemiyorum ama. Hani çünkü o bir nevi yoksunluk belirtisi. Evet ben keyfi çok... olarak uykuya tercih ederek yemiyorum. Onu yiyeceğine yeme daha iyi yani. Çünkü onu <laughs> onu yiyince moralim bozuluyor. <laughs> onu, onu yedikten budur. sonra içtimaya falan gidesi gelir insanın. Çünkü şey gibi yani hakikaten böyle savaş yılları gibi falan yani. üç tane zeytin. <laughs> diyetisyenlerin verdiği diyetler Twitter'da koyuyorlar ya işte bilmem nerenin menüsü böyle çıktı. Yıldız tekniğin Hacettepe'de ise, bize şey yaptıkları menü bu falan diye like öğrencilerin genel yaptığı. Bu. İşte polisin kumpsu bu falan diye böyle arada ibretlik evet. yayınladıkları menüler gibi bir şey yani. Onları diyetisyen koymuş belli ki. Gıda mühendisiyle <gülüyor> <gülüyor> gıda mühendisiyle diyetisyen beraber çalışması Gıda sonucu. mühendisiyle el ele vermişler. <laughs> gıda mühendisiyle diyetisyen el ele vermişler bütçeyi kısmak için. Çünkü alan bütçeyi iç mimara verecekler. Müdürün odasını yapmasın için. İşte çıkarım budur. Bermuda bu şeytan üçgeni bunlar. Işte. Diyetisyen, gıda mühendisi ve iç mimar. Alçıpan yapacaklar diye müdürün odasına. Ya bir de diyetisyene gitmek şöyle bir motivasyon. Hani bu Twitter'da falan köle mesajları atılıyor ya. <laughs> size Evet. Diyetisyene giden insan şunu söylüyor diyetisyene. Ve "Ben köleyim. itaat etmek istiyorum. Bana ne iyi, ne yiyemeyeceğimi sen söyleyeceksin bundan sonra <laughs> ve sana bunun için para vereceğim." Yani Twitter'da bunu diyor. Gıda yapsana. kölesi olmak istiyorum. <laughs> evet, gıda kölesi, gıda kölen olmak istiyorum. Ya hayır bak, hem finansal kölesin. Yani alaba para veriyorsun. Hem de ondan emir evet, alıyorsun. Ya bu kölesi. kölelik değil mi oğlum? Evet, evet, resmen kölelik yani. Bu kölelik bayağı yani. kölelik ya. Ülkemizde Canan Karatay var biliyorsun. Body shamer. Abi body shamer Bak diyetisyenler sahibe Gerçekten hani <laughs> <laughs> ya yani hem doğru. body shame'liyorlar, hem paran alıyorlar, hem de yemek yedirmiyorlar bir de üstüne. Yani sahibeler yani. İtibarını zedeliyorlar bir de yani. Hani insan içinde "Ya musun falan" demişti ya bu bir tane. Evet, evet, evet. "Ya musun demişti. Çok Adama, doğru söylüyorsun. Ya illa diyet yapacaksan gerçekten eme abi. Hani o diyet vereceği doğru. menüyle mutsuz olacağına yeme yani gerçekten yeme, yeme. onurunla öyle onurunla şey yap yani, şerefinle yeme. yeme aynen bütün gün yeme akşam bir tabak <laughs> ikiye geç. Ya yani kötü bir şakam var ama yapmak istiyorum en güzel kilo verme yöntemi Ömer Seyfettin diyetidir. Çok, <laughs> Çok sert bir şaka oldu. Liposuction <laughs> dediğin olay da Ömer Seyfettin'in <laughs> Gelişmiş versiyonu yani biraz daha teknoloji Kesinlikle. katmışlar içine. Abi Esad rejimi de kilo verdiriyor. <gülüyor> <gülüyor> Sonuçta iç savaş falan hani aç kalıyorsun bayağı bir, yani, evet. yani besin sıkıntısı yaşıyorsun. <laughs> yani çok çeşitli rejimler ve diyetler var yani hayatta. Komünist rejimde de kilo verebilirsin. <laughs> evet gerçekten zaman. holodomoruyla Aynen. şey kısıtlı güzel kaynaklara bir... erişimin olduğu için. Yani yani obezite bak, sorunu hiç yoktu komünizmde mesela. Abi gerçekten. <laughs> Komünizmle de bu işi çözebilirsin yani. Yani, <laughs> yani kapitalizmde sınırsız yani her şey inanılmaz önüne seriliyor. Komünizmde kardeş senin payın bu diyorlar ve onu yiyorsun hani ekstradan bir şey alabilme ihtimalin de yok zaten. Komünizmde yönetilen ülkelere bak. Varmış mı şişman? Kuzey Kore'nin başkanı biraz kilolu. Bu o adam yönettiği için her şeye erişim var ya. <laughs> o yüzden. Ha. Komünizmin güzelliği mesela sen yiyemiyorsun. Daha sonra o gıdaya harcayamadığın paraları geçit döneminde füze olarak görüyorsun önünde. Böyle roketler falan geçiyor işte. Göremediğin ülkeler de var. Mesela Küba. Küba'da evet. da hani herkes zargana gibi geziyor. O da komünizmle yönetiliyor. Hiç kimse de obezite problemi yok. Zayıflamak isteyen komünizmle yönetilen ülkelere gitsin. Birkaç <laughs> ay takılsın. <laughs> Hocam Can Öcel sormuş YouTube'dan. Erken uyanmak cesaret... Erken uyanmak cesarettir. <laughs> Cesaret midir demiş. Şeyi kastediyor sanırım. Hani sen de geçen söylemiştin bana bunu. Motivasyon hesapları var ya evet. Instagram'da falan. Yaşıtlarından erken uyan, bilmem ne yap, zengin ol falan diye böyle sürekli motive etmeye çalışan hesaplar. Evet evet. Var. Hayatımın en mutsuz dönemi erken uyandığım dönemlere denk gelir çok. <laughs> yani hatırlıyorum. Erken uyanı kazanacağım parayı da zaten o mutsuzluğu giderebilmek için diyeceğiz. antidepresana yatırıyorsun. Yani mental çok sağlığını bu. toparlamaya yatırıyorsun Zaten bu motivasyon konuşması yapanları şeyle tanıştırmak lazım lazım bir mahalledeki müezzinlerle tanıştırmak lazım. Bak a bu da her gün erken uyanıyor hala bu. Hani <laughs> zengin olamadı falan diye her evet. sabah ezanında kalkıyor adam. Ve şey yine motivasyon konuşmacıları böyle şey yapıyorlar. Yani hey sen yaşıtlarının arasından sıyrılmak mı istiyorsun? 8'de kalkarak zengin olamazsın dostum. 6'da kalkman gerekiyor. Sabah sporunu yap. Güzel bir kahvaltı yap. Ben mesela erken uyanmanın lanet olduğunu düşünüyorum. Yani 10 senedir falan iş için, işte askerlik için, okul için falan sürekli erken kalkmam gerektiği için artık tatil günleri de erken kalkıyorum abi. Eha evet. İstersen 4'te yatayım hiç fark etmiyor. En evet. geç 8'de zınk diye kalkıyorum emekli albay gibi. Çok acı verici bir olay. Erken uyan mutsuz ol ve öl gibi hani o çünkü ne kadar mutsuzsan o kadar erken ölüyorsun ya bir anlamda. Yani ne kadar uykusuz kalırsan daha doğrusu ne kadar uyku alamazsan o kadar sağlıksız bir insan olursun ve o kadar erken vefata yönelirsin. Dolayısıyla bence nüfus planlaması yapmaya çalışıyorlar bu erken uyan diyen hesaplar yani. Asıl zenginlik Olabilir. ve rahat çünkü saat 10'dan sonra uyanabilmektir abi. Yani saat 10'dan sonra uyanan bir insan bu hayatta gerçek refaha, mutludur ulaşmıştır yani. Erken uyanmak sadece askerde falan iyi oluyor. Bir 10 dakika önce kalkarsan tuvalet kapabiliyorsun çünkü. Çıçmada daha, Ama... daha başarılı olabilirsin. Yani herkes küçük elinmaz ki anasını satayım. Eskidenmiş abi tarım toplumuyken gerekiyormuş o yani. Yürek doğmadan kalkıp çapayı mapayı yapayım diye uyanıyormuş insanlar. Şimdi hiçbir amacı yok yani. Şu an yaptığımız işleri biz sabah 11'de de yapabiliriz aslında. Akşam 8'de de yapabiliriz. Hiç kimse ölmez. Mesela banka gece 1'li sabah 10 arası açık olabilir. Evet. Evri'de. Ya bir de hani eskiden gerçekten gece yapacak bir şey yoktu yani. Yat uyuyor. Yani şu an o kadar çok eğlenecek şey var ki. Mesela sabah işe gidiyorsun erken yana... Akşam eve işte 8'de geldin. Yemeğini yedin. Ondan sonra zaten 8'den 12'ye kadar yarım saatte falan varıyorsun. Hani ve böyle evet evet. O çok şey yani. Saat Acımasız olmuş. bir zaman evet. geçişi. Yani ben 8'de arkama yaslanıyorum. Laps 12 bir anda saat. Ve hani sonra işte. <laughs> Son hani yatmadan önceki hazırlıkları yapayım. Bir yatmadan önce bir beş dakika telefona bakayım. İki buçuk üç. Sonra evet. erken uyan. Hadi bakalım. Ya bu erken uyan yerine şöyle bir şey söylenmesi lazım. Hani influence etmek istiyorsan insanları tavuk gibi yat. Çünkü erken uyanmak için erken yatman lazım ve asıl yapman gereken erken yatmak. Yani erken yat demeden erken uyan demek nüfus planlamasına giriyor. Yani. Ve ülkemizde erken yatmak çok zor çünkü 24 saat açık işkembeciler var abi. Çorbacı var. Kokoreççi var. Hani evet. her saat yemeğe ulaşabil. Mesela kafayı koy canın kokoreç istedi sıçtın. benim oldu gece 3'te uyanıp ıslak hamburger yemeye gittiğimi biliyorum ben. Sen mesela şu an ee, orada yeme hiçbir erişimin yok değil mi mesela saat 8'den akşam üstü sonra. Akşamüstü 4 5'ten sonra geçmiş olsun kardeşim. Kaldırım taşı Ancak... yersin dışarı çıkarsan. Bir de şöyle bir şey şimdi erken uyanıp zengin olma kolorasyonu kurmaya çalışıyorlar ya. Evet, hani evet. hiçbir bağlantısı yok söylediğin gibi. Yani işte müezzin de erken uyanıyor fabrika işçisi de erken uyanıyor. Hiçbir zengin değil. Hayatın sırrını şöyle vereyim gençlere. Abi erken uyanmak değil yani zengin olmanın sırrı taşraya taşınmak. Yani bugün <laughs> benim taşraya taşınan bütün arkadaşlarım zengin oldu. Neden abi? 3-4 nedeni var. Birincisi küçük şehir. Birazcık bir iş yap oralarda. Hemen tanınıyorsun. Çünkü zaten adam yok yani. Hani network diye kastırıyorsun ya böyle büyük şehirlerde. İşte onunla tanışayım, bununla yemeğe gideyim falan filan. Ha burada network diye kastırmana gerek yok. Yani ana caddede 3 tur yürü. Zaten herkesle tanışırsın otomatik olarak. Abi zaten şöyle söyleyeyim. Herkesle tanışırsın. Diye. Akşam oranın pavyonuna git. Herkesle Mesela. kankasın. Ve milletin para harcayacak yeri yok ya orada. Hani para birikiyor. Evet. Sen hani güzel hizmet verecek bir iş yaparsan şak diye bütün parayı alıyorsun adamların elinden. Yani erken kalkmakla falan hiçbir alakası yok abi. İstersen 11-12'de uyan ama taşrada uyan. Hani böyle küçük şehire <laughs> git yerleş zengin olursun. Bir de zaten İstanbul'da kazandığın ortalama geliri Nide'de kazansan zaten zenginsin otomatikman. Ya yani ekstra bir şey yapmana da gerek yok. Bu arada e, Cansu Yurttaş sormuş. Zengin olmak dedik ya hani. O da evet. şey sormuş yani zengin olmak. Kararında olursan güzel. Hani belli bir limitten sonra artık art dövdürmeye kadar gidebilecek bir süreç. Atadan zenginsen süper. Yani hani... Ha tabii en güzel ya para baba parasındır. E, ben şeyi savunuyorum. Yani kas sistemi var ya Pakistan'da falan. Ben onu savunuyorum. Çünkü... ...zenginsen zenginsin. Dar gelirliysen de dar gelirlisin. Yani diğer levele atlayayım dediğin anda büyük bir sorun ve stres kaynağı yaratıyor sana. Yani neysen <laughs> o şekilde hani işçisin sen işçi kal, Aslında çok doğru söylüyorsun. Doğru. Hakikaten bak günümüzdeki bütün sinirin, stresin, anksiyetelerin, panik atakların hepimizin psikolojiyi bitmesini falan tek sebebi bu. Tek sebebi. Sınıfla sınıf arası geçişler. Kesinlikle tek sebebi ya. Ya bu beyaz yakalının stresi nedir abi? Adam çünkü sınıf atladı. Onu kaybetmemek evet. için yani altına dolduruyor her gün. İnanılmaz bir stres evet. yaşıyor ve hani kazandığı parayı da antidepresan'a yatırıyor işte. Instagram'da milletin aa bunlar İtalya'ya gitmiş biz de gidelim diye böyle 12 ay taksitle tatile falan giderek bu sene onu ödeyeceğim diye stres yaşıyorlar. Abi adamın tatili de tatil değil ki yani. Tatili de stres evet. baktığın zaman. Çünkü işte tabii, yeri tabii, tabii, ayarlıyor şof. bilmem ne hani onu. Ya böyle o kadar ince hesaplamak zorundasın ki her tatili beyaz yakalıysan ya da işte. Evet, evet. Hani böyle yeni zengin olmuş biriysem. Bir de hani yeni zenginlerde hep böyle bir hep böyle bunu kaybediyorsun kaybetme korkusu vardır yani mesela Tabii. Yani böyle, o, o korku zaten insanı daha erken yaşlandıran bir şey. O yüzden çok da bence uğraşmamak lazım. Yani zengin çok matah bir şey değil yani. Bilge istik de garsona 10 dolar bahşiş vermişti. Garson demiş ki geçen gün oğlunuz geldi buraya işte bana 1000 dolar bahşiş verdi. Siz 10 dolar bahşiş veriyorsunuz. Bilge demiş ki benim babam çobandı. Onun babası Bill Gates. Yani... Bill Gates hala bak eli sıkı. Hala yok Windows mu yapalım Microsoft mu yapalım. Tabi tabii. stresli o adam. oğlan ne yapıyor abi? Onu Instagram'dan takip edeyim. Bunun tünü beğeneyim. Benim en güzel para baba parasıdır. Benim babamın çok güzel bir lafı vardır. Çok para ve yok para insanı bozar demişti. Of yani, baban Teoman güzel. mı ya? <laughs> <laughs> e, o yüzden sınıf atlamayacaksın abi. Neysen öyle kalman. Ya bir kere sen hiç Otomotim. antidepresan kullanan dar gelirli gördün mü abi? Yok. E, demek ki bu adamlar daha stressiz. E, eğlenirken de daha çok eğlenebilir. Kaybedecek bir şey yok yani. Bir strese girmene gerek evet, evet. yok. Bir şeyler kazanmaya başladıkça bunları nasıl elimde tutarım? Daha fazla nasıl kazanırım? Böyle streslere girip kendini heba ediyorsun yani. Zengin olmak hiç öyle bence dışarıdan göründüğü gibi güzel değil yani. Ve bütün toplum sınıfları sana cephe almış durumda. Çok enteresan gelmiyor mu sana? Mesela her kes... şey oluyor. Zenginler ölsün. Zenginlere ölüm. Zenginlere Zenginleri Allah belasını versin öldüreceğiz falan. falan Sürekli ölüm tehdidiyle yaşıyorsun. Yaşıyor. Bir de hep mutsuzlar abi. Hiç böyle baktın mı zenginlerin Tabii. yüzüne? Mesela o çok lüks arabalardaki insanların. Çok lüks bir arabadaki insanın yanına böyle kiralık şirket arabası Egea ile gelmiş mesela yanına. Hangisi gülüyordur sence iki arabada? Ben bunu bizzat Bağdat Caddesi'nde yaşadım. Toyota Corolla vardı altımızda ama <laughs> 6 kişilik arabada. Ama nasıl gülüyoruz? Neşemize diyecek yok. Yanımızda BMW'ler, Mercedes'ler falan falan. Dediğim gibi herkesin suratı 5 karış. Herkes bir tripli. Kadınıyla erkeğiyle herkes bir mutsuz. Ya i̇nsanın hani geliri arttıkça <laughs> snoblaşıyor. Snoblaşınca hiçbir şey beğenmemeye başlıyor. Beğenmedikçe mutsuz oluyor. Mutsuz olunca antidepresana dayanıyor. İşte uyuşturucu kullanıyor. Yani ne yapacaksın şaşırıyor yani. Hani araban olmasın demiyorum hani. Ama şirket araban olsun. Yani... <laughs> Bu hayattaki en güzel Hangi? araba şirket arabasıdır abi. Yani hayvan Çok gibi doğru. hor kullanabileceğin, her yere girip çıkabileceğin, benzini beleş. Başka böyle Tabii bir araba ya. var mı bu hayatta? Ve şöyle bir güzellik var. Şirket arabası aslında zenginin ama zengin kullanamıyor. Haklısın. Düşük model arabaların daha eğlenceli olduğunu düşünüyorum. Öbür arabaya bindiğin andan itibaren bir e, snobluk oturuyor içine evet, üstüne evet. ve her şeye bir takmaya başlıyorsun. Mutsuz oluyorsun. Ya bir de işte bu zengin olunca en iyi araba çıktı. Onu alman lazım. Yok evet. biraz daha paran oluyor. Bir tane yat alman lazım çünkü yan holdingin var senin olmazsa olmaz. Evet. Yok helikopter alman lazım. Özel uçağın olacak. Bitmeyen bir çile yani. Ee, zengin olmak şey gibi mi diyorsun sen o zaman? <laughs> Apple ekosistemine üye olmak gibi. Bir tane Apple alınca işte madem bunu aldım bir de bari AirPods alayım bir de Apple aynen Watch aynen. alayım. E bilgisayar da Mac olsun. annemleri de alayım FaceTime yaparız. Virüs gibi yayılıyor ya Apple'da ve hani almak evet, zorundasın. Evet. İşte mesela bir süre sonra güncelleme gelmiyor. Ha, yenisini almak zorundayım falan ve zengin olmak böyle bir şey. Halbuki dediğin gibi bir şirket araban olsa senin tek hedefin kilometreyi tutturmak. Ya yani bence de hayattaki en büyük zenginlik kişinin şirket arabası olmasıdır <gülüyor> diyebilirim. <gülüyor> Biri daha sormuştu abi. Diversity cahillik mi diye sormuş ama kim sorduğunu Bulamadım. Yorumlara evet. bir daha yazsın. Hem siyahi kardeşlerimiz hem trans kardeşlerimiz hem non-binary hem Pakistanlı kardeşlerimiz hem Amerikalı kardeşlerimizin çalışması bir şirkette diversity oluyor değil mi? İş yerine baktığın zaman sana Benetton kataloğunu andırıyorsa ha. diversity. Dizilerde falan da. Her dizide biliyorsun bir tane Anladım. atanmış Asyalı karakter. Türkiye'ye uyarlarsak bunu altılı masa diversity oluyor galiba. Oha! <laughs> Hakikaten ha. Hiç böyle düşünmemiştim. <laughs> baktığın zaman her telden Kesinlikle. bir adam var yani orada. Yani şöyle söyleyeyim. Sokakta görsen yan yana gezemeyecek tipler <laughs> bir arada. Adamlar, yakıştıramayacağın adamlar evet. Yakıştıramayacağın insanlar hakikaten bir arada toplandılar. Ve altılı gerçek masa, bir diversity. Altılı masa bir Netflix projesi diyebilir miyiz? Denebilir. Şey de var hani Netflix Müslümanı diye tabir edebileceğimiz Ali Babacan mesela. hani. Evet anime karakteri gibi İyi, değil mi? Doğru. Anime karakteri gibi. <gülüyor> <gülüyor> yani anime zaman anime, temel Karamollaoğlu zaten... Yani böyle daha böyle evet. de evet. sorun Evet tam. Hakikaten şey. doğru söylüyorsun. Ve şey güçlü kadın karakter var mesela. Netflix evet, dizisinin evet. olmazsa tam. olmazı. Ve hani böyle işte challenge'lar yaşıyor falan. Ama işte siyahi'si eksik. Belki bir boko haram üyesi falan. <gülüyor> 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 Oğlum diversity Türkiye'ye olmaz yani. İşte Türkiye'de çünkü böyle soft <laughs> geçişler yok ya. Mesela. Hani zenciyle Asyalı birbirini öldürmek istemez ya da transla, non-binary bunlar hani diversity dediğin birbirine vefat ettirmek istemeyen yani insanlar ama hani farklılar sadece. Bir orman gibi işte farklı çiçeklerin bulunduğu bir Ya Türkiye'de onu şey diye habitat. yapıyorlar abi hani Amerika'da işte böyle mesela hani Paskalya reklamı için işte bir siyahi bir Asyalıya çiçek uzatıyor. Evet. Bizde o daha ziyade Coca-Cola reklamında oluyor iftar reklamları işte türbanlıyla şey pide bölüşüyorlar işte mor saçlı kız. Ya o olduğunda bir da de... baya olay çıktı yani. o nasıl bilmem ne evet, falan. Evet. Yani olmaz işte Türkiye'de diversity. Yani Türkiye'de diversity altılı masa gibi olur. O da olmuyor işte yani. Görüyorsun sürekli kavga, dövüş, yok, öbürü ayrılıyor, bilmem ne oluyor, yok. Yani hep bir sıkıntı var yani. Dayatma var. Diversity'ye uygun bir toplum evet. değiliz bence biz. Türkiye'de diversity bir de teoride Saçını sakalını kessen zaten diversity yok. yapabileceğin bir durum yok. ya yani Hepsi Aynı. birbirinin aynısı evet. yani hani. Aynı doğru. Bizde daha ziyade hani biz diversity'i beyinde oluşturuyoruz Be zaten. <laughs> Gerçekten düşüncelerde diversity. Biz diverse. kendi kendimize diversity oluyoruz yani. Mesela, <laughs> Aynen Mesela, Abi bizim erkeklere bak mesela tek diversity bıyıktan kaynaklı. Senin bıyık bırakma şekline göre diversity oluşuyor. <laughs> Sakalla ya da bıyıkla. Yani... Bir de mesela şeyi düşün. Bir şirkete koyduğunu düşün bunları bir araya. İşte bir tane ülkücü koyacağım, Bir tane sağ görüşlü. Bir tane sol görüşlü. Bir tane seküler koyacaksın. Bunları koy abi aynı şirkete. O şirket sağlıklı bir şekilde iş yapabilir mi abi? CC'ye laf sokmalı maillerden <laughs> Whatsapp grubunda. Şey Apartman grubuna bakıyorum ben. Abi evet. yani birisi normal bir şey yazıyor sadece. Öbürü üstüne alınıp bambaşka bir cevap veriyor. Öbürü onun altına siz ne diyorsunuz falan gibi böyle yani her Herkes birbiriyle kavga etmeye o kadar hazır ki yani. O yüzden diversity tabii, tabii. olmayan ya. bir bölgede bile herkes kavgalıyken <laughs> hani diversity yaptın mı hiç tam patlar yani. Biz Allah'tan hani etnik olarak o kadar şey farklılığımız yok hani of, etnik tabii. farklılığı olan insanlar da yine bizim gibi hani dış görünüşlü bize benzeyen ve kültürleri bizi çok çok benzeyen insanlar. Çünkü bizde sokakta köpek olur mu diye insanlar kamplaşıyor. Futboldan insanlar birbirine vurma noktasına geliyor. Ya bizde hani yani, takım okum... diversisi bile olmuyor yani. Di yani diversity temelinde abi hani temel düşünce yapısı olarak bana biraz yapa, yapmacık geliyor yani. Yani şu açıdan işte nedir abi herkes birbirini kabul etsin farklılığıyla. Abi öyle bir şey evet, yok. Evet. Kimse kimse kabul etmiyor. Kabul etmiş gibi yapıyor. Çocuklara baktığın zaman kreşte ya da böyle ilkokulda falan herkes birbirini buluyor. Yok sen siyahsın yok beyazsın diye gruplaşıyorlar. Sonra sen onları hayır bak sen bu arkadaşını aranıza alacaksınmış gibi yapacaksın almasan bile falan diye onu öğretiyorsun. O öğrenilmiş bir şey. Yani bence diversity biraz sahtekarlık gibi. Gerçekten insanın tabii, tabii, tabii. kalben kabul etmesi çok mümkün değil. Yani Batı medeniyetinde yetişmiş herhangi bir insana karşısına elle yemek yiyen, elle pilav yiyen bir adam koyup Tabii iyi, yani ona saygı duyuyorum falan filan diyecektir ama yani evet. bir de onun iç dünyasına yolculuk etmek isterim o esnada neler Kesinlikle, düşünüyor falan yani. Kesinlikle. Mesela hani Avrupa'da mesela bizim hani Türklerin gördüğü en büyük ırkçılıklardan birisi ya yani zaten bu gizli ırkçılık yani. Güler yüz gösteriyorlar ama welcome falan filan diye böyle herkes böyle aşırı güler yüzlü ama içten içe nefret ediyorlar senden. Abi toksik positivity o. Mesela ben işe başlayacağım işte belgelerimi topluyorum falan. İki tane altı üstü belge gönderdim tamam mı? Kadınla toplantı yapıyoruz işte. E, bu belgeleri gönderdim mi? Evet gönderdim. Perfect, you did great job falan. Lan e, şey hissediyorsun yani. Karşı taraf böyle seni hakikaten hani anaokulu çocuğu gibi görüyor. Bence diversity, my diversity senin dediğin gibi yalan. Hı hı. Fazlası iç savaşa götürür. <laughs> Örneklerini gördük. <laughs> Kesinlikle diversity'nin fazlası. Bir de diversity'i kim üretmiş biliyor musun? İlk çıkaran insan şöyle düşünmüş. Diyelim ki bir Asyalı. Amerikalı ile beraber olmak istiyor diyelim Aynen. bir Asyalı. Ee, ben diversity işte böyle olmalı şöyle olmalı. Ya da işte bir beyaz ırktan birisi bir siyahi deneyim yaşamak istiyor. Ee, buluşamıyorlar bir yerde. Ortak bir platformları yok. E o zaman abi şirketler bundan sonra diversity olsun falan diye böyle bir götlerinden atıyorlar. <laughs> Ve bütün şirketlerde böyle diversity olmaya başlıyor. Deneyim yaşamak için aslında. Hani böyle karşı cinsle yani farklı türlerle evet. deneyim yaşamak için. E çünkü Kimse kimseyi zaten arasına almıyor bu yalan. Bak Pornhub haritasına gir. Hı -hı. Yıllık aratılan sonuçlara. Hı hı. Ebony. Bütün Japonlar Japanese aramış. <laughs> Çinliler hentai aramış. Afrika ebony aramış. Hindistan Indian aramış abi. Hani hı. diversity. Bu demek ki şöyle bir şey abi. Amerika'nın farklı ırklarla beraber olma arzusunun bir sonucu diyebilir miyiz Amerikalı bireyle? Bence şöyle abi. Patron Amerika'daki patron diyor ki ya ben ucuz işçi bulamıyorum. Sağdan soldan toplayayım. Bunlar da içeride <laughs> kavga etmesinler. Bu da bu da, da doğuma sonucu olabilir yani aynen. Ben Sinik biraz daha şey de, gibi e... düşündüm. Hani bu sene biz zenciyle halvet olmak <laughs> istiyorum diyen bir patronun e, <laughs> e, aklıma çıkan bir şey geldi. Şey. Facebook'un altın çağlarında bir kız arkadaş siyahın beyaza karıştığı bir yer var mı bildiğin yazmıştı. Ben de X videos'ta interracial porno diye arat yapmıştım. <laughs> Orada siyah beyaza gerçekten karışıyor. Ben onu hep yıllarca Interrail diye okudum. <gülüyor> <gülüyor> Sonra insanlar Interrail yapıyoruz deyince. <laughs> Bir de utanmadan söylüyorlar diye sen şey yapıyorsun değil mi böyle? Veya mesela bir kızla date'e çıkıyorsun. Ya ben de işte geçen ay interrail yaptım falan. Oha yuh. Ben, de geçen golden shower'dan geldim falan. Diversity'nin en güzel yaşandığı yer interracial kategorisi diyorsun evet. yani. Evet. İnanılmaz bir diversity var yani. <laughs> Öyle böyle değil. Kelimelere sığmaz. Diversity'yi bir de çok özenen adam gitsin bir çok uluslu şirkete girsin. Ezilen ırkların ıncını nasıl senden aldığını bir görür. Yani hani böyle. Başka bir diversity karşıtı söylem vardır biliyorsun. Acıma rival city'ye O zaman herkese hayırlı ramazanlar dileyebilirim artık çünkü ramazandayız dostum. abi ha, bu ne ramazan coşkusu. Gerçekten ramazan Ya sürekli ramazan herkese bir şey dilemek istiyorum ama hani herhangi bir günde olmadığımız için Dileyemiyordum Yani şimdi ramazandayız en azından hayırlı ramazanlar dileyebiliyorum yani. O zaman sana şöyle söylemek istiyorum bu topraklarda ilmek ilmek işlenmiştir Sana sana diliyorum.